Muhsin Kızılkaya, Öcalan bunları yakalasa, Cemaat Kacakay'ı vuran özel harp dairesinin vurucu gücüdür. 11 Ocak 2014 7 Şubat'ta devleti tamamen ele geçirmek istiyorlardı. Yargıyı, polisi, spor kulüplerini ele geçirmişlerdi. Peki neden böyle oldu? Çünkü MİT 5 yıldır bizimle süreci götüren ekipti. Bunlar amacına ulaşsaydı, hoca da Hümeyni gibi Ankara'ya inseydi, İran'daki gibi bütün muhalefeti bitiren koyu bir faşizm gelecekti. 9 Mart 2014. Cemaatin ilk operasyonu 12 Eylül'e dayanır. 12 Eylül'ün ülkücüleri de cemaat oluyor aslında. O dönem zaman STV gibi kurumları açıyorlar. 9 Mart 2014. İran şu anda Kandil ve PYD ile ilişki içinde. Bizim de Türkiye ile başlayan sürecimizi sabote ediyorlar. Paralel devlet yapılanması da devrede. Çok güçlüler, AKP içinde de etkililer. 14 Ekim 2013. Çözüm süreci bozulursa İran ve İsrail PKK'yı silahlandırır hatta paralel devlet bile yapar. 17 Ağustos 2013 Cemaat Korkunç Çalışıyor Gazetecileri, yazarları var, taraf ve zaman gazetelerini takip edin korkunç çalışıyorlar. Bunlarla kolay değil ama teslim olmayacağız. 14 Ekim 2013 KCK operasyonlarını paralel devlet yaptı, MIT yapmadı, adamlar güçlü. 7 Şubat'ta başbakanı da içeri almak istediler. 14 Ekim 2013 ben paralel devletin savaşını önlemek istiyorum. Vekalet savaşını bize dayatıyorlar. Irak'taki de, Suriye'deki de vekalet savaşıdır. 14 Ekim 2013 Bugünkü asıl kavganın sebebi cemaatin MIT'in Kürdistan'daki ofislerini istemesidir. Ben çok önce de söylemiştim. Devlet yetkilileri inanmamıştı. Şimdi onlar da doğruluyor. İki müsteşarı da götüreceklerdi. Arkalarında NATO ve Amerika vardı. MIT kelleyi vermedi direndi. Aferin dedim bunlara karşı bir tek siz direndiniz. Emekli genelkurmay başkanlarını bile götürdüler. 17 Aralık 2013 Roboski Paris katliamı 6-7 Eylül ve benzeri bunların hepsi mite yıkılmak isteniyor, bunların hepsini cemaat yapıyor. 4 Şubat 2015 Roboski, Hakkari'de 13 köylünün katledilmesi, KCK operasyonları ve buna benzer yüzlercesi hep böyleydi, bunu yapanlar şimdi teşhir oldu ortaya çıktı. Bunların arkasında paralel yapı cemaat çıktı. 4 Şubat 2015 7 Şubat 17-25 Aralık sadece bir darbe değildir, küresel bir operasyondur. 9 Şubat 2015 Bu sözlerin tümü Abdullah Öcalan'a aittir ve hepsini yakın bir zamanda Avrupa'da kitap olarak basılan... HDP'lilerin Öcalan'la yaptıkları görüşmelerden derledikleri İmralı Notları kitabından aldım. HDP'lilerin önderlik dedikleri, görüşme notlarında sözü alan herkesin başkanım diye hitap ettiği Abdullah Öcalan, bütün bunları yakın bir zamanda söyledi. HDP heyeti de not aldı. Notları yurt dışına çıkardı, orada geçen ay kitaplaştırıldı ve her yere dağıtıldı. Üstelik Öcalan bu notların kitap olarak basılmamasını ancak bir iç eğitim notu olarak bütün örgüte dağıtılmasını istemişti. Yani bu sözlerden örgütünün bütün birimleri haberdardı. Buna rağmen 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde Öcalan'ın deyimiyle cemaat veya başka bir deyişle paralel yapı bütün gücüyle HDP için çalıştı. Bütün medyalarını HDP'nin hizmetine sundu. HDP'liler de bu desteği memnuniyetle karşıladı. Öcalan'ın çok tehlikeli bulduğu paralelcilerin gazete ve televizyonlarını gönül rahatlığı içinde kullandılar. Bu kullanım şu anda da sürüyor. Ha bu arada kim kimi kullanıyor o da ayrı bir tartışma konusu. Anlayacağınız önderliğin bütün bu belirlemelerine rağmen HDP'liler paralelcilerle omuz omuza vermiş, bildirici aydınlar ve bazı ulusalcıları da yanlarına alıp AKP faşizmine karşı ölümüne direniyorlar. Galiba bu yüzden Yalçın Akdoğan HDP'liler için "Öcalan bunları yakalasa sopayla kovalar." demişti. Muhsin Kızılkaya Habertürk